İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için özellikle oyuncu bilgisayarlarında, toplanan sistemlerde ve notebooklarda kullanıcıların özellikle merak ettiği bazı detaylar oluyor. Bu detay da onlardan bir tanesi. Ekran kartımızın ayarları ve ekran kartımızın hangi notebooklarda özellikle hangi oyunun hangi kartta çalıştığı, dahili mi, harici mi, buna değineceğiz. Öncelikle yeni alınan bir bilgisayarda özellikle notebooksa ya da masaüstü bir cihazsa Nvidia denetim masasına girdikten sonra Nvidia'nın kabul et veya reddet tarzında bir uyarısı gelecek. Bizim ayarlarımız yapılı olduğu için bizim cihazımız da çıkmadı. İlk yapacağımız ayar görüntü ayarlarını ön ayarla yap. Burada gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullan deyip uyguluyoruz. Burada kalite ve performans veya tam ortasında hem performansa yönelik hem kaliteye yönelik yani ikisinin arasında ayarda seçebiliyorsunuz. Şöyle olduğu gibi biz biraz daha performansa yönelik ayarları tercih edelim. Özellikle oyun oynadığımız bir cihaz çünkü bu. 3D ayarlarının yönetilmesi burada da yüksek performansı Nvidia işlemcisini seçiyoruz ve uygula diyoruz. Bu çok önemli yani oyunlarda çok işinize yarayacaktır. Surround ve PyeSix ayarı. Burada da yine aynı şekilde Nvidia'yı seçiyoruz. Kapatıyoruz. Bu ayar özellikle FPS dropları yiyen kullanıcılar için ya da ekran kalitesinde aradığını tam net alamayan video izlerken sıkıntı yaşayan kullanıcılar için uygundur. Ayrıca çizim yapan kullanıcıların da kullanması gereken bir ayardır. Akabinde görüntü ayarları menüsüne giriyoruz. Buradan grafikler kısmına giriyoruz. Varsayılan grafik ayarlarını değiştir diyoruz. Buradan bu ayarı açık tutmanız lazım notebooklarda. Eğer bilgisayarınız yüksek ekran tazeleme hızına sahipse 240 Hz gibi, 165 Hz gibi, 144 gibi, 120 gibi yani 60'ın üzerindeyse bu ayarları da açık tutmanızda fayda var. Onun dışında bir oyundan örnek vermemiz gerekirse Cyberpunk. Cyberpunk'ın şu anda gördüğünüz gibi yüksek performansı Nvidia işlemcisinde çalışıyor. Yani burada Windows'un kararına bırak kısmını seçmenizi tavsiye etmem. Yüksek performans olarak Nvidia'yı seçelim. Onun haricinde kamera uygulaması. Kamera uygulaması bildiğiniz gibi çok güç ve görüntü kalitesi performans gerektirmeyen bir uygulama olduğu için normal Intel Iris'in kullanımında olması yeterlidir. Netflix, ben Netflix'in her daim yüksek performanslı kısmında kullanılmasını tavsiye ederim. Çünkü Intel Iris'te bazen sorunlar yaşanabiliyor. Gördüğünüz gibi birçok uygulamanın hangi şekilde kullanıldığı yazıyor. Buradan çıkıyoruz. Bu ayar normalde bildiğiniz gibi notebooklarda şarj aletini takmadığımız takdirde cihaz ekran kartını görmüyor. Yani ekran kartı yeterli güç almadığı için FPS dropları oluşuyor. Bu FPS droplarını bu sayede bu ayarları stabilize ederek daha kullanılır ve normal bir hale getiriyorsunuz. Yani şarj aleti takmak istemediğiniz zamanlarda da sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu ayarları yapmanıza rağmen sorun düzelmiyor ise bizlere 118-58 numaralı çağrı destek hattımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Sizlere bu noktalarda uzaktan bağlantı desteğiyle teknik destek sağlayıp anlık olarak sorunlarınızı giderebiliyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz içerikler için bizi takipte kalmaya devam edin. Teşekkür eder, iyi günler dileriz.